Sırada sizi biraz geçmişe götürecek, hem yüzünüzü güldürecek hem de anılarınızı tazeleyecek bir haber var. Birinin adı anılınca diğeri otomatik olarak hatırlanıyor. Onlar ekranların unutulmaz ikilileri. İşte Türk sinemasının unutulmaz ikilileri. Genç bir dilenciyim, sokak sokak gezerim. Zeynep'i sana veriyorum. Allah! Aslan abim benim. Ulan dur ulan dur. Magazin 8 sinema editörleri Türk sinemasının unutulmaz ikililerini araştırdı. Ah! Ne basıyorsun lan ayağıma? Basarım ben. Merhaba robot. Merhaba. Robot musun sen? Evet. Hava, su, kuru pilav, karpuz, peynir, Tom, Jerry, sevgi, saygı nasıl ayrılmaz ikili ise onlar da bir dönem Türk sinemasının ayrılmaz ikilisiydi. Arşiv seven Magazin 8 sinema editörleri eski kıyafetlerini üzerine giyerek arşiv odasına indi ve tozlu raflarda püf diyerek üzerinden tozlarını sildiği kasetleri tek tek araştırdı. Ortaya öylesine ilginç görüntüler çıktı ki sizlerin de büyük bir keyifle bu görüntüleri seyredeceğinize eminiz. Onlar bir elmanın iki yarısı gibiydi adeta. Kemal Sunal ve Halit Akçatepe ayrılmaz ikiliydi sinemada. Salam! Akıl neyse! Kaç ay gelin! Burnum! Benim de burnum! Yıl 1977. Görüntüler Şabanoğlu Şaban filminden. Kemal Sunal Şaban, Halit Akçatepe Ramazan rolünü canlandırmıştı bu filmde. Sen başla Şaban! Hayır, sen başla Ramazan. Peki, başlıyorum. Başla. Muhterem afiyetli. Şaban patavatsız, Ramazansa biraz daha kurnazdı Şabanoğlu Şaban'da. Şaban sürekli sakarlıklar yapar, Ramazansa Şaban'ın açıklarını örtmeye çalışırdı filmde. Elmasın her yerde olabileceğini biliyoruz. Şüphelendiğimiz her yere bakacağız. Biz sizin bildiğiniz afiyelerden değiliz. En ufak ara görüş demeyiz. Düştü. 1976 yapımı başka bir efsane filme geçelim. Hatırladınız mı bu sahnelerden filmin adını? Güdükçüğüm, bana yardım et de şu ağacın tepesine çıkayım. Hadi. Peki gel. Hadi. Ne yapacaksın lan orada? Mahmut Hoca'dan hiçbir yerde rahat yok ki. Hababam Sınıfı isimli filmde de birlikte rol almıştı ikili. Ayrılmaz ikili olacakları en başından belliydi. Kemal Sunal İnek Şaban, Halit Akçatepe Güdük Necmi rolünü canlandırmıştı. Artık gerçeği öğrenmenin zamanı geldi. Baban masumdur Şaban. Yok canım. Peki suçlu kim? İşte orada. Ahmet. Masum duruşuna inanma. Bütün tereyağını o yürüttü. Benim diye de hepimize yutturdu. Vay alçak vay. Bir elmanın iki yarısı olmak kolay değil tabii ki. Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın bir sahibi vardı bu filmde. Adı Melek Hanım. Melek Hanım, süt oğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve almasıyla ortalık resmen karışmıştı Süt Kardeşler isimli filmde. Çünkü ben değilim. Sen değil misin? Melek teyze, senin asıl süt oğlun bu. Ben. Ya sen kimsin? Ben Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ım. Şaban ve Ramazan asker arkadaşıydı. Melek Hanım'ı da Adile Naşit canlandırmıştı filmde. Hey gidi günler hey. Altın değerinde yıllardır o yıllar. Bu kim? Süt oğlum. Seni hiç sevmedim süt oğlan. Biliyorum. Babamı da sevmezdiniz. Sus! Peki sen kimsin? Emir eliniz Ramazan. Türk sinemasının ayrılmaz ikililerinden Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile devam edelim nostaljik turumuza. Bari izin ver Alev'i götüreyim. Müzikli filmmiş. Aman. Ne oldu abi? Bana bir şeyler oluyor oğlum. Metin Akpınar, Yalancı Yarim isimli filmde Kayserili Mahmut adlı bir iş adamını, Zeki Alasya ise başı dertten kurtulmayan Hüsnü'yü canlandırmıştı filmde. Bizler ve sizler hep birlikte bulunduğumuz için ama derin bir sıcaklık içindeyim. Ah. 1973 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde çekilen filmde iki ünlü oyuncu da ayrılmaz ikili olarak yürüyecekleri yolun henüz başındaydı. Onlar affettiler. Sen de affet ne olur. Daha evvel hamal olduğumuzu unuttuk. Bir eşeklik ettik işte. Filmi ileri saralım ve 10 yıl sonrasına gidelim hep birlikte.
Halimciğim. Efendim. Çay vereyim mi canım? Ah, iyi olur karıcığım. Zeki Alasya'nın hem yönetmen hem de oyuncu olarak rol aldığı filmde yol arkadaşı, can arkadaşı Metin Akpınar da rol almıştı tabii ki. İki can dostu birlikte geçmişti bu filmde de kamera karşısına. Ya şu kadınlar amma korkak oluyorlar be abi be. El şakasından nefret ederim. Metin Akpınar İstanbul'a tayin olan bir memur, Zeki Alasya ise işsiz güçsüz ama iyi kalpli bir karakteri canlandırmıştı Davetsiz Misafir filminde. Bir senelik peşine zar zor razı ettik. Anlamadım. Senelik peşin mi bu ev? Vallahi öyle. Muh diyor, peygamber demiyor. 10.000 liradan senelik peşin 120.000 lira eder. Nerede bizde bu para? Birlikte hem filmlerde rol almış hem de tiyatro sahnelerinde gösterilere çıkmıştı ikili. Zeki Alasya'nın karaciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etmesinin ardından can dostu Metin Akpınar işte bu sözleri dile getirmişti. Zeki Alasya için ne söyleyeyim? Zeki Alasya benim yarım diye, yani yarım gitti, benim canım gitti. Büyük kayıp, her şey için büyük kayıp yani. Arşivin tozlu raflarında bambaşka kıymetli görüntülerde sıra. İbrahim Tatlıses ve Aydemir Akbaş da ayrılmaz ikiliydi filmlerde. Aşağıda geçmiş olsun demeye gelenler varmış. Yarın gelmelerini söyleyeyim mi? Sen de yorgunsun, dinlen biraz. Sen bilirsin. İbrahim Tatlıses'in abi dediği bir isim Aydemir Akbaş. İbo'yla yıllardır can ciğer kuzu sarması gibiler. Yolları hayatta da, reklamlarda da, filmlerde de, dizilerde de, kliplerde de hiç ayrılmadı. Ayşe'nin durumu nedir? Görüyor musun? En son mahalleden ayrıldığını duydum. Ama şimdi nerededir, ne yapar bilmiyorum. Vay vay vay! Bakar mısınız şu görüntülere? Neler bulduk arşivde? Yemek masasında Aydemir Akbaş, Derya Tuna ve İmparator Gülüm Benim isimli filmde birlikte rol almış yıllar önce. Et, balık, kelle, bunlar yenir elle. Şimdi hep beraber söyleyelim. Neymiş efendim? Et balık, kelle, bunlar yenir elle. Buyurun efendim. Türk sinemasının ayrılmaz ikililerinde sıra iki büyük emektarda. Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be! Sirke ne olur? Nah sana! Limon ne olur? Sirkesiz bir halta benzemez! Limon! Sirke! Yıl 1978, Neşeli Günler isimli filmden görüntüler. Turşucu Kazım Efendi ve eşi turşucu Saadet Hanım sürekli didişirdi filmde. Alırım ayağımın altını artık! Al bakalım da görelim, boğarım seni be, boğarım! Ben bırakmıyorum! Canıma taş et! Gözüme görünme, öldürürüm seni, öldürürüm! Ben de o kadar, defol git bu evden, defol! Peki, alırım çocuklarımı giderim. Altı çocuklu bir ailenin annesi ve babasıydı ikili. Kazım Efendi bir gün kavga sonucu üç çocuğunu alıp evi terk etmiş, Saadet Hanım da üç çocukla hayatına devam etmişti bir süre. Utanmadın değil mi çocuklarımı kaçırmaya? Ha? Hadi ver yavrularım bakayım bana. Çocuklarım neredesiniz? Sen ne diyorsun be, onlar sende değil mi? Buraya da gelmediler. Altın değerinde bir başka filmde sıra. İki usta isminin ayrılmaz ikili olmasına sebep olan Bizim Aile isimli filmde de birlikte rol almışlardı Adile Naşit ve Münir Özkul. Yine hesaba kitaba daldın. Ne yapayım? Hafta sonunu bir türlü tutturamıyorum. Üzülme, Allah kerim. Adile Naşit, üç çocuklu dul Melek Hanım, Münir Özkul ise üç çocuklu dul Yaşar Usta'yı canlandırmıştı filmde. Ben çocuklarınız olduğunu hala söyleyemedim onlara. Sormayayım Melek Hanım, ben de sizinkileri söyleyemedim. Ancak ikilinin ayrılmayan yollarında sinemaya kattıkları en büyük eser şüphesiz Hababam sınıfı filmiydi. Mahmut Hoca ve Hafize Ana'yı unutmak mümkün değil herhalde. Kızmazsanız size bir şey soracağım. Sor bakalım. Hep okulda kalacağınıza göre kimseniz yok galiba. Evet, yok. Ben size de bakarım. Magazin 8 sinema editörlerinin tozlu raflarda, arşiv odalarında yaptığı araştırmalarında yakın zamandan da ayrılmaz bir ikiliyi getireceğiz şimdi ekrana. Johnny Lesson, hapisten kaçtın, $2000. Cem Yılmaz filmlerindeki kemik kadronun asla değişmez ismi Ozan Güven. Yalnız biz Harami Dere'den Çatapat Ahmet'in arkadaşlarıyız, ona göre. Cem Yılmaz ve Ozan Güven, Türk sinemasının yakın zamandaki ayrılmaz ikilisi olarak listemizde yer alıyor. Ben de biraz biliyorum. Ben de biraz biliyorum. Benim sesim o kadar ince değil. Resmini çiz desem çizersin ama. Futbolun resmini çizebilir misin abidim? Çizerim. Gora, Arok, Yahşi Batı. Pek yakında filmlerinde efsane sahneleriyle geçmişti ikili kamera önüne. Etle tırnak gibi ikili. Kıskandıran arkadaşlıkları herkese örnek oluyor son zamanlarda.
Ne oldu yavrum? Verdiniz mi elması? Yok, vermedik.